أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Yakın il ve ilçelerden gelenler, hasreten kendi yerli halkı Çermik, hepinize hoş geldiniz. Geceniz ve gününüzün mübarek olsun. Ben de İstanbul'dan geliyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu akşam, bir de sizden bir ricam var. Telefonunuzu kapatmanızı istiyorum. Kendinize değer vermek adına. Bir zahmet telefonunuzu bir kapatın. Sessiz olursa titrer, seni bu sefer manadan düşürecek. Yani kendine böyle bir 45 dakika ayır. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin konusu bu akşam, dinler olmasaydı, din olmasaydı, dinler gelmemiş olsaydı veya Allah bizi muhatap almamış olsaydı, o konu işlenecek. Ders başlamadan önce ben bir mukaddeme yapmak istiyorum, daha iyi anlaşılsın diye. Daha iyi anlaşılsın değil de bir noktaya nazar olsun. Eğer dinler gelmemiş olsaydı, varlığı, şu mevcudatı, dereleri, güneşi, İnsanı, hayvanı ve hareketlerini nereye göre yorumlayacaktık? Nedir yani bu hareket? Niye gelenler durmuyor? Niye gelip gidiyor? Niye geliyor? İki, insanın nereye göre ne olduğunu neyle bilecektik? İnsan nedir? Dinler gelmemiş olsaydı, insan nedir? Nereye göre nedir? Tarih boyu insanlığın yankı mı yapıyor? İyi mi ses? İyi. Tarih boyu insanlığın nazarında hep insan ne olduğu merak edilmiş. İnsanoğlu en çok kendisini merak etmiş. Tarih boyu insanoğlu en çok kendisini merak etmiş. Ve kendisi hakkında en çok yorumlar yapıp kitap yazılmış. Çünkü kendisini çok merak etmiş. Ama dinler olmasaydı insanın ne olduğunu gene bilemeyecek de tahmini. Yani gözün ne olduğunu renkler ve şekiller ile biliyoruz. Kulağın ne olduğunu gelen cevap seslerle kulağa duymuş. Gözün ne olduğunu, gördüğüm şeyle, göz bu işe yarıyormuş. Acaba, iki tane örnek verdim. Gözün ne olduğunu baktığımız manzaralardan anlardık. Kulağın ne olduğunu duyduğumuz seslerle anlardık. Ama insanda bulunan, ruhunda bulunan beka ve ebed arzularını ve ruhsal derinliklerini neyle bilebilir ve emin olabilirdi? Gözü eşya ile bildin. Kulağı sesle bildin. Peki beka arzunu ve ruhsal derinliklerini neyle bilecekti? Ruh yapını. Hayvanlar arasında amca oğul, oğul anne baba, teyze, hala ilişkileri yokken insanlık aleminde var olmasını nasıl tesis edebilecektik din olmasaydı? Hayvanlarda teyzelik var mı? Teyze, anne baba, kız kardeş, abi, dayı? Yok. Dinler olmamış olsaydı biz de böyle olacaktık. Yabancı bir kadınla anan aynı olacak. Bunu ayırt eden dindir. Yani insan hayvaniyeti yaşayacaktı. Doğru yanlış
hak hukuku dinlerin parıltılarından alınmıştır. Hukuk. Son iki tane cümle. İnsanoğlu daha bedensel vücudundaki hastalıkları tam çözüm üretemezken, eğer dinler olmasaydı, insanın ruhsal sorunlarını, sıkıntılarını ne ile nasıl çözecekti? Daha insanoğlu bedensel hastalıklarını çözemiyor. Her gün ilaç değiştiriyorlar, her gün tanı ve teşhis değiştiriliyor. Daha gözünün önündeki, laboratuvara soktuğu taraf olan bedeni tam çözümleyememiş. Ciddi bir çare bulamamış. Kanseri bulamamış mesela. Değil mi? Ölüme bulamamış çare. İhtiyarlığa çare bulamamış. Peki, ruhsal sıkıntıları din olmasaydı nasıl çözecekti? Neyle çözecekti? Son cümle. İnsanlığın en büyük meselesi kabir, ölüm ve kabir sonrası hayatını dinler olmasaydı fizik, kimya, matematikle çözülür müydü? Kabiri neyle izah ederdik? İnsanlığın en büyük meselesi kabir. Adam öldü. Ben de öleceğim. İnsanlığın en büyük meselesi kabir. Din yok. Neyle izah edeceksin? Nasıl çözeceksin? Laboratuvara sokamazsın. Fiziksel değil. Kimya değil. Astronomi hiç değil. Neyle izah edecektin? Şimdi onun şeyini okuyorum, aslını. Şimdi bakanlar oraya baksın. Sözler 583. 31. sözden okuyorum. Bak şimdi, dinler insanları, insanlığı nereye taşımış? Din. İnsan şu kainatın kıymetli bir meyvesi. Dinle bilinmiş. Şöyle arkadaşlar, elime bir bakın. Toprak. Çekirdek. Neşünema buldu, mükemmel bir ağaç oldu. Bütün ağacın hulasası olan meyve. Tamam. Bu meyve ağacın sonudur. Bu meyvenin içerisinde bir çekirdek var. Ağacın başındaki çekirdekle aynı. Tamam. İşte neyi kastediyorum? Şu anda oturduğun yer meyvesin. Yani ağacın sonusun. Ama senin ruhunun ruhunda, ta derinliklerinde bir ben vardır ki, meyvenin içerisindeki çekirdek gibi ağacın başındasın. Yani kainatın aslisisin. Kainatın arkasındasın. Bunlar dinler söylüyor sana. Peki, uygulayayım şunu. Bu toprak tabakası altındaki çekirdeğe Nur-u Muhammedi deniliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş. Evvelüma halakallah nuri. Benim nurumdan yaratıldı diyor bütün eflak. O çekirdeğin adı Nur-u Muhammedi. Bu meyve Ahmet aleyhissalatü vesselam. Beşeriyeti, peygamberimizin beşeriyeti. Peygamber, kul olması, komutan olması, baba olması, koca olması, meyve. Ama bu meyvede kökteki çekirdeği taşıyor. O tarafıyla Muhammed. Peygamberlik tarafıyla Ahmet. İşte biz de o çekirdeğin bir timsali var, misali var bizde. O noktadan biz kainattan önceyiz. Beşeriyet itibariyle, bedensel itibariyle ağacın sonundaki meyve gibiyiz. Şu anda oturduğun hal meyve. Şu andaki halin meyve. Ama sende bir ben vardır ki benden içeri ta ağacın arka tarafı. Yani ağaçtan kasıt 18 bin alem.
Arş azam, arş, kürs, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, alemisal, alemana 18 bin alem. Sen beşeriyet itibariyle 18 bin alemin hulasasısın. Ama çekirdek itibariyle ondan öncesin. Ağacın kökündeki çekirdeğe benziyorsun. İşte bunlar din söylüyor. İnsan kainatın kıymetli bir meyvesi. Ve sani kainatın nazdar sevgilisi olduğu Miraç ile anlaşılmış. Yani insan Rabbinin karşısında, yani yanında sani kainat, kainatın sanatkarının yanında insan çok değerli ve sevgilisi olduğu Miraç ile anlaşılmış, yanına almış. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Efendimiz'i Miraç'ta yanına almasıyla gösteriyor ki, ey insan, yani onunla, o ey insanlık, ondan yaratılan her şey. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam bizim çekirdeğimiz. Çünkü Nur Muhammedi'den 18 bin alem yaratıldı. Dolayısıyla biz de ondan yaratıldık. Bizim kaynağımız. Ona yapılan muamele bize de sirayet ediyor. Miraç ile şu anlaşılmış. İnsan kainatın kıymetli bir meyvesi, sani kainatın, kainatın sanatkarının yanında nazdar sevgilisi olduğu Miraç ile anlaşılmış. Miraç ile anlaşıldı. İnsanın bu kadar değerli olduğu. Gel de çöplükte harca kendini. Bu kadar değerli insan. Değer mi ya insanın gölgesine, gölgesiyle meşgul olmaya? Yani günahta bu vücudu ve ruhu telef etmeye değer mi ya? Bütün kainatın çekirdeği sensin. Aslı sensin. Bu getiriyorsun, senden yaratılan, senden yapılan gölgelerine meşgul olup insan telef ediyor kendisini. Olur mu ya? Günah değil mi? Bir daha nerede bulacaksın? Kendinin kıymetini bil. Bu bir, senin bir de yedeğin yok ha. Arabanın lastiği patlar, istepne lastik takarsın. Ama senin istepnen yok. Senin yedeğin yok. Senden başka sen yoksun. Allah nazarında ilk ve sonsun. Senin gibi bir tane yaratılmadı, bir daha yaratılmayacak. Müstesna yaratılmışsın. İnsan, herkes müstesnadır. Hiçbir tanesi bir tanesine benzemiyor. İstisna. O zaman senin yediğin yok. Senin kıymetin o noktadan değerlendireceğiz. Hatta dostunun kıymetini bil. Dostluğumuzun kıymetini bilmiyoruz arkadaşlar. Ne zaman biliyoruz biliyor musunuz? Dostumuzun kıymetini. Ölünce. Ya kardeşim, dostunun kıymetini bilmen için ölmesi mi lazım? Bana geliyor ki biz ölüleri dirilerden daha çok seviyoruz. Ah ah. Kaçırdık ya. Ne adamdı be. Senelerce aynı şehirde yaşıyordun, hiç gitmedin yanına. Ne adamdı. Ne oldu? O zaman ben de diyorum ki, dostlarınızın kıymetini bilmek istiyorsanız ölmesi lazım. O zaman hayalen onu öldürün, ölü kabul edin, ona göre değer. Ölsün o, ölmüştür. La kardeşim, benim öldükten sonra kıymetimi bilsen ne olur? Ben zaten gitmiş. Ben senin kıymetini sen öldükten sonra mı bileceğim? Sen yaşarken bilmem lazım. Ha ille ölmesi mi gerekiyorsa hayalen öldür. Ha bir tane dostumuzu seçin bakalım. Öldürün şimdi bu akşam. Tamam, bu akşamdan sonra öyle davranın. Ölmüşler madem, dirilerden daha çok seviliyor. Hayalimizde öldürelim dostlarımızı. Ve o meyveyi cin ve inse getirmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Miraç'a gitmeyle Allah'ın yanında nazdar, sevgili olduğu Miraç ile anlaşılmış. Bunu Peygamber aleyhissalatü vesselam Miraççı ile beşere ve cinlere hediye getirmiş. Biz buymuşuz. Allah Allah. Nereden bilecektim Allah'ın yanında ben ne olduğumu? Haber gelmemiş olsaydı. Ben nereden bilecektim ya? Daha hastalığımı bilmiyorum.
küçük bir mahluk, zayıf bir hayvan, aciz bir zişur olan insanı o meyveyle o kadar yüksek bir makama çıkarır ki kainatın bütün mevcudat üstünde bir makamı fah veriyor. Yani aciz, yani kainata nispeten insan ne değeri var cismen? 60 günü ne işi var ya? O ne ki yani? Şu çermiye göre 60 kilo, 100 kilo der senin kilon. Kilon ne ki yani bu çermiğin toprağına göre? Hiçbir değerin yok. Dünyaya göre senin kilo bakımına değerin yok. Ama bütün kainat sende dürülmüş. 18 bin alem. Ruhsal itibariyle senin eşin ve benzerin yok. Yok böyle bir şey, yok. İnsan bu ya, insan. Bu peki nedir? Örnek vereyim. Bir odun düşünün, odun. Çok misal veririm bunu. Odun. Tamam. Odunda duman yok mu? Sağında, solunda, altında, üstünde, her yerinde değil mi? Odunun her yerinde duman var. Odunun her yerinde nur yok mu? İkisi zıt. Duman ve ışık. İçinde. Odunun neresinde duman varsa orasında da ışık orada var. Nuru. Öyle mi? Öyle. Şimdi iyi dinleyin. Odunun içerisine hangi ilim ve teknolojiyle dumanı yerleştirmişse Allah da senin cesedine nefsi öyle yerleştirmiş. O ilim ve teknolojiyle. Odunun içerisinde ışığı, nuru hangi ilim ve teknolojiyle yerleştirmişse Allah da bedenine ruhu öyle yerleştirmiş. Odundan misal ceset, bak aynı benziyor. İkisi aynı yerde. İşte bedendeki ruh, bedendeki nefis. Niye kara dumana nefis dedik? Çünkü odun yandığı zaman göz gözü görmez böyle. Nefis de hakikati örter. On konuda benziyor. Ruh nerededir cesette? Şöyle diyeceksin. Odunun neresinde nur varsa ruh da cesedin orasındadır. İkinci bir örneğim. Buzun neresinde su var? Ruh da cesedin orasındadır. Buzdan suyu alın. Buzdan suyu çıkarın. Ne kalır? Cesetten de ruhu alın. Öyledir. Ruhtan da imanı alın. Aynen öyledir. Hiçbir şey. Ruhtan da imanı alın böyledir. Su buza neyse iman ruha öyledir. İmanınızın kıymetini bilin. İmanınızdan daha değerli ne var? Hiçbir şey yok. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki o zatının bir nurunu bize ihsan etmiş. Sevgili kardeşim, canın ciğer kardeşlerim bak. Geçmişte milyarlarca toprağın altında insan yok mu? Çoğusu kafir. 500 sene yaşayan kafir var. 350 sene yaşayan kafir var. Firavun 350 sene yaşamış. Londra'da duruyor. 57 yıl yaşamış. Yok, 350 sene. 57 sene mi? Ben karıştırdım. 57 sene mi? Tamam. 57 seneymiş. 350 sene kim indi? Bir firavun var bir tane. Abi başka tamam. 57 sene yaşayan bir kafirden bahsediyor abi. Latife de yapıyor. Öyle mi? Atıftan bulunuyor. 57 sene. Anladım ben de dedim ya. Şimdi bak. Soğuk es. 350 sene yaşamış. Tamam. Milyarlarca toprağın altında kafir yok mu? Var. İman etmemiş. İyi dinleyin burayı. Bak kıymetimizi bilin. Şimdi diyorlar ki Kur'an'ın lisanıyla Allah'ım bizi bir dakika dünyaya çıkar, iman edelim tekrar öldür. Bir dakika değil mi? Ne yapacakmış bir dakika biliyor musunuz? La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Öyle diyecek değil mi? Ondan sonra ölecek, imanı kazandıktan sonra günaha kadar yanacak, gene sonsuz yanmayacak. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyecek kadar Allah'ım zaman ver, ne olur dünyaya çıkar diye inleşen, allaşan, yalvaran milyarlarca kafir var. Ama bunlara fırsat verilmiyor. Verilmeyecek. Farkında mısın? Onların elinde olmayan fırsat, o bir dakika sende şu anda var. La ilahe illallah.
Muhammedun Resulullah demeye senin bak fırsatın oldu. Onların ağlaşıp da eline geçmeyen bir dakika şu anda hepimizde var hamdolsun. Ne kadar şükretsek azdır. Çünkü iman esma değildir. İman sıfat değildir. İman şuunat-ı zati değil. İman zatının bir nurudur. Allahu Ekber. Allah Allah. Zatının irade-i cüzenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Ya Rab sonsuz şükürler olsun. Allah'lığın hatırına verdiğin imanı geri alma Allah'ım. Ya Rabbi, Musa Aleyhisselam'ın duasıdır. Allah'lığın hatırına ya Rabbi, verdiğin imanı bizden geri alma Allah'ım. Ne olur dualarımızda Muhammed'in imanı hürmetine kabul eyle. Ya. Elhamdülillah. Ve öyle bir sevinç ve sururu mesudiyetkârâne veriyor ki tasvir edilmez. Yani insana insanlık verilmiş ya böyle. İnsana keyif veriyor ya. Enanet kuruluyor. Ama küfran nimet de yok. Yapacağım estağfurullah ben neyim ya kadar değerim yok. Hayır küfran nimet yok. Gurur da yok. Elhamdülillah. Bana evet bu gömlek beni güzelleştirmiş. Yok estağfurullah ya ben nerede güzel? O zaman küfran nimet oldu. Tabii canım benim gibi güzellik var, güzel var mı desen gurur kibir oldu. İkisine kurtulmak için evet bir güzellik var, ortada bir hakikat var. Ama bana ait değil, bunu bana giydirene ait. Dolayısıyla bu hakikatları bize veren Allah'a sonsuz şükretmek lazım. Çünkü adi bir nefere denilse sen müşir oldun. Müşir? Maraşal oldun. Bir nefer askeri desen ki acemi birlik hepimiz yapmışız. Rabbi çarpı onbaşı bile kraldı değil mi? Şimdi acemisin o işkenceye botların içine bir şey yanıyor abdest alamıyorsun. Tuvalete bile gidemiyorsun. Yani 10 tane şey var 100 kişi kuyrukta. Artık donuna mı yapacaksın nerede yaparsan yap içeri. Şimdi böyle bir makamdayken sana dediler ki gel buraya gel. Sen maraşal oldun. Ne acayip bir şey olur. Allah nasıl olur ya. Buna da benzemiyor. Ne kadar memnun olur. Halbuki fani, aciz bir hayvanı natık, zeval ve firak sillesini daima yiyen bir çare insana birden ebedi baki bir cennetle rahim ve kerim bir Rahman'ın rahmetinde ve hayat suretinde, ruhun vusatinde, aklın cevelanında, kalbin bütün arzularında, mülk ve melekutunda tenezzühe, seyrana, cevelana muvaffak olduğu gibi. Şimdi aciz, fakir bir insan. Yani ne olacak ya? 15 sene çocuktuk. 15 senede son işte 60'tan sonraki hayatın fonksiyonları azalmış. Üçte bir geceyle geçiyor. Ben hesapladım 60 sene yaşayanların her gün 2 defa tuvalete gitse, her girişte 5 dakika verse, günde 10 dakika tuvalette geçenlerin 60 senedeki tuvalette geçen ömrü 150 gündür. Yani yemek yapmak yok, kaldırmak yok, bulaşık yıkamak yok, sırf yemek. Günde 2 defa yese, her sofraya oturuşta 15 dakika verse, 2 defa yiyince yarım saat olur. 60 senede sırf yemek yemeyle geçen ömrümüz 7 sene 8 ay. 15 dakika verirsen tabii, daha fazla verirsen daha fazla. Ben bunları hep hesap ettim. Hayatımızın boş zamanını hesap ettim 18 ay. 18 ay adam gibi değerlendirirsen sonsuz cennet, değerlendiremezsen sonsuz cennet. Allah muhafaza etsin. 18 ay ya. Zaten üçte biri uykuyla geçiyor. 150 gün, 150 günü tuvalette geçiyor. Banyosunu, işi, okulu, aşı tamam mı? Onları bir çıkar. İşte böyle insan natık bir hayvan gibi zeval ve firak sillesini yemiş. Yani bir bakıyoruz ki en yakınlarımız ayrılıyor. Her ayrılan bize yara açıyor. Ha babaannem gitti, deden gitti, hanım gitti, kardeşin gitti, dostun gitti. Bu sözü ne zaman anlarız biliyor musun? Allah kimseye başına vermesin. Ya sekeratta böyle girdiğimiz zaman kafa çalışıyor. Veya kanser, yani çaresi olmayan bir hastalığa muptela olduğumuz zaman gözlerini böyle dikersin böyle karşıya. Hepimiz dikeceğiz yani de. Ölüm bütün çıplaklığıyla geldiği zaman, elden ayaktan kesilip sekerata girdiğin zaman unutmayın bu kafa çalışıyor. Bu kafa çalışıyor kafa.
Kafa kanser değil. Böyle sekirata girdiğimiz zaman artık her şey bitti. Şöyle bakarken Azrail'e oradan nasıl gelecek bakalım. Yani bu derste konuşurken gibi değil ha. Öyle zannediyorum, öyle olmayacak. Biraz heyecanlı olacak gibi. Çünkü daha önce ölüm var mı? Ölüm nasıldır bilen var mı aramızda? Yok, daha önce ölüm olmadığına göre hakikaten ilk defa öleceğiz. Böyle biraz heyecanlı olacak gibi geliyor bana yani ilk defa öleceğimiz için. Şimdi böyle bakarken sevgili kardeşim bak hele Allah aşkına bak. Şöyle Azrail'i beklerken hangi şey sana ümit verebilir? Ya gidiyorum ama önemli değil. Tarlam var ya, üzüm çıkacak oradan. Çelmik benim canım. Altta Mercedes var ya. Kasamda bir sürü para var. Ölsem de önemli değil. Diye çare olur mu? Teselli olur mu? Bütün ölüm çıplaklığıyla kendisini gösterdiği zaman ne mal ne mülk, ne aş ne iş, ne eş. Yalnız iman ve amel. Ya ben böyle bir zehirlenmiştim. Tansiyon 2.5'a düştüğü zaman sağlıkçılar var burada herhalde doktor. Kan donuyormuş. Nabız. Benim 4'e düşmüş. Yalnız gözüm çalışmıyor, kulağım çalışmıyor ama duyuyorum. Doktorların paniğini duyuyorum. Bir şey anlatacağım size de. Ölüm sekeratı gibi. Gittikçe de düşüyormuş. 2.5'a doğru. Dar. O anda inanın, itimat edin. Böyle yatıyorum, doktorların paniklerini düşünüyorum. Aklım çünkü çalışıyor. Heyecanlar var, düşüyor falan diye tamam böyle şey yapıyor. Durduramıyoruz diye. O anda ne geldi biliyor musun? Doktorun paniği düşürdü, düşürmedi. Şöyle bütün hayatım, geçmişim geldi. Elhamdülillah. Of be. Yani bir ümit verdi ki, olan dersler oldu. Kur'an okuduk. Birileri bir şey anlattı. Hamdolsun. Allah'a isyan etmedi. Namazımı kıldım. Kaza namazlarımı ödedim. Hep bir anda oluyor o anda. Kaza namazları olan başlasın ha diyeyim size. Kaza oruçları olan hemen kılması başlaması lazım. Sakın ha bu da bir milat olsun. Bu gece belki de size Allah, tabii ki Allah söylettiriyor. Milat olsun. Boştu girmeyin ya. Başlamadan girmeyin. Başla bugün ve şöyle dua et. Hocam ya çok borcum var nasıl ödeyeceğim? Şöyle dua et. Ya Rabbi kaza borçlarımı, namazlarımı bitirmeden canımı alma. Eğer alacaksan kazadan hesap sorma. Amin. Başladın yarın öldün. Bitmiş gibi kabul ediliyor. Başlandığı için. Şöyle baktığım zaman böyle elhamdülillah demeye insan o anda o elhamdülillah oh be diyebilmek ne büyük nimet ya. Değil mi arkadaşlar? Hemen onun için haftada bir gün dersimize geleceğiz. Kur'an'ımızı okuyacağız. Kaza namazımıza başlayacağız. Haftada bir gün derse geldik. Bir Risale-i Nur'dan da 5-10 dakika bir şey okuyacağız. Bu kadar ya fazla bir şey mi istemiyorum. 5-10 dakika kitap okuyacağız. Risale'den okuyacağız. Kur'an'ımızı okuyacağız. Tamam. Kaza namazımıza başlayacağız. Haftada da bir gün derse geleceğiz. Çok mu? Bak nefes alıp veriyoruz. Yoğun bakımla nefes alanınız var mı? Öyle var ha. Akciğer kanseri olan var. Böyle bir hasta bana dedi ki, doktora dedi ki çıkar. Bana diyor ki, Hasan kardeş, ben hepsini net tercüme edeyim onun dediğini. Gittiğin yere ne olur Müslümanlara söyler misin? Yoğun bakım ünitesi olmadan rahat nefes aldıklarının farkındalar mı? Arkadaşlar nefes alabiliyorsunuz değil mi? Ünite var mı böyle? Yok. Oksijen tüpü yok değil mi? Normal değil mi elhamdülillah? Peki. Bu nimete ne verdik? Ne kadar büyük nimet? Elhamdülillah. Demek ki fırak elemin sillesini daima yiyen bir çare insana Allah diyor ki bir anda Miraç'ta. Ey insan! 60-70 sene yaşıyorsun ama hiç merak etme. Baki bir cennet seni bekliyor. Allah Allah. Yer altında seni muvakkaten durdurur. Kirlenen çamaşırı sepete attığın gibi. Dolaptaki çamaşırınız var ya şu anda atlettiğiniz gömleğiniz. Katlığı duruyor ya karanlıkta çekmecede. O karanlıkta durması sana şu anda sıkıntı veriyor mu?
vermiyor. Kamil, imanlı giren, kabre girenin de cesedinin toprağın altında olması ona sıkıntı vermeyecek. Vermeyecek kardeş inşallah. Yani dolaptaki çamaşır sana sıkıntı vermediği gibi toprağın altındaki ceset de sana sıkıntı inşallah vermeyecek. Ama derslerine sahip çıkman lazım. Bedelsiz bir şey ödenmiyor sevgili kardeşim. Bedelsiz olmuyor. Hem kafana göre yaşayacaksın, hem istediğin gibi yaşayacaksın, istemediğin yere gitmeyeceksin. Olmaz. İstediğin gibi yaşadıktan sonra Ebu Bekir gibi makam olmaz. Demek ki böyle fani bir insana deniyor ki, ebedi, baki bir cennette Rahim, Kerim, Rahman ve rahmetinde ve hayat suratinde. Yani bir anda nasıl olacağız biliyor musunuz inşallah cennette? Mesela şu anda bak hayal ettim aydayım. Hayal edin aya oradasınız. Cennette böyle olacağız. Hayal suratinde. Ve bir anda her yerde ruhun vusatinde. Mesela benim sesim şu anda salonu kucaklamış değil mi? Ha, ruh da böyle kucaklayacak. Her yerde olacak, hiçbir yerde olmayacak. Her istediği olacak, istemediği olmayacak. Allah Allah. Böyle bir, yani fani 60 senelik hayat içerisinde tuvalet mumalet banyoları falan yemekleri çıkardık. 18 ay ya. E böyle derse geldi. Yani çok kötü mü oldu yani? Zor mu oldu? Bir saat gelsen derse ne olur? Çok mu zor? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hem bir namaza dursan çok mu zor? Ey gençler! Namaza zamanınız yok değil mi? Ben de diyorum ki sana zamanı verene zamanım yok deme. Sonra alır ha onun zamanı. Sana zamanı verene zamanım yok demeyesin. Ya hayat suratinde ruhun bu saatinde aklın cevelanında yani akıl gibi parlak ve bir anda her çeşitli şeyleri düşünebilen bir yapıda kalbin bütün arzularında Allah Allah kalbin bütün arzularının kalp kainatın haritası aman ya Rabbi ya hakikaten bana geliyor ki cennet çok güzel olacak ha çok kaliteli bir yer Allah anlatıp bitiremediği cennet hakikaten bir kafa sokmak lazım yani kafada şöyle bir kafa sokup ona hakikaten nasıl bir şeydir ondan sonra girmesin de olur diye lan bir kafa sokup da Allah Kur'an'da anlatıp böyle bitiremediği cenneti şöyle bir görmek lazım ya. Merak etmek lazım ya. Bunun için 60 sene secdeye kapanıp 60 sene sonra kalkmak lazım ya. Sırf onun için ama Allah öyle yaptırmıyor. Elhamdülillah. Ya. Allah ne kadar seviyor bizi ya. Peki bizim için Allah nedir? Allah senin için ne ifade ediyor? Bir düşünür müsün ne olur sevgili kardeşim? Allah benim için nedir? Allah bana ne ifade ediyor? Ya Allah kadar böyle kıymetli bir şeyimiz ne olabilir ya? Ya Allah ya. Elhamdülillah ya. İyi ki Allah'ımız var. Nimettir. Ya en büyük değil nimetlerin menbaıdır diyor. Nimetlerin kaynağıdır. İyi ki Allah var. Allah var problem yok. Gerisi hikaye. Veled dalin amin. Diyor ki kalbin bütün arzularında mülk ve melekutunda tenezzühe mülk ve melekut 18 bin alem bir şey değil biliyor musun? Daha arkasına. Çünkü Muhyiddin Arabi'ye demişler ki insan nedir? Ne demiş biliyor musunuz? 18 bin alem Allah'ın yarattığı her şey insandadır. Fakat bu insan içine aldığı yerin dışındadır. Bu aleme sığmamıştır. Allah Allah. Allah Allah. Fesubhanallah. İşaret edeceğiz de diyor. İnsanın kafasına taktığı akla, kalbinde beslediği istidada, ruhundaki arzulara nispeten alemi şehadettardır, istiyap edemez. O aklın fikirlerini, o kalbin meyillerini, o ruhun arzularını tatmin ve teskin ve terakki ettirecek ancak darul ahirettir. Kaliteye bak kardeşim. Bak her tarafına maddeyin Allah yazıyor. Bak bulamazsın böyle bir şeyi. Yedeğin yok senin.
Maddin Allah. Bu Allah'ındır. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Eline baksana. Petrolcuya yaptım. Bak biz seni bir güldürüyoruz. Biz ağzımızda durmuyor. Yani petrol alırken valla dedim şu adama bir çakayım, bir şeyler diyeyim yani. Sonra ahirette soracak. Benden petrol aldı, bana bir şey demedi. Kış. Petrol pompayı koydu. Dedim ya ne yapıyorsun dedim. Üşüyorum dedi. Neren üşüyor dedim. Öyle mi üşüyor dedim. Demek elin var senin. He ya dedi. Var tabii dedi. Durdu tamam mı? Bak elin var ki üşürüyorsun. Durdu böyle. E tabii ya dedi. Dedim ki dediğimi bir yapsana. O da zaten bir şey arıyor. Bıktı zaten. Dolduruyor gidiyorlar. Dolduruyor. Benim gibi adama geldi. Konuşma. Dedim elini arkaya bağlar mısın ayrı? E götür dedim. E götürdüm dedi. Bağlı. Tamam. Hadi tuvaleti git dedim. Donunu indir aşağıya. Hadi bir yer kaşın bakayım. Bir yer omuzun kaşınıyor. Hadi bir çorba et. Bir şey yap bakalım. Hadi bunu yap. Hadi şunu yap. Durdu. Bırak dedim. Elini çöz. Bak elin varmış değil mi dedim. Hakikaten var dedim. Dedim ki eli olmayanlara. Bak başıma geçen bir hadiseyi anlatayım size. Pilim gitti pilim. Yeni yeni. Pilim bitti pil alayım dedim çıktım. Adam el arabasıyla pil satıyor. Mendil pil satıyor. Bir ayağı yok adamın. Gittim adama. Adam oturuyor. Bak o kadar acayip değerli ki heyecanlandı bak kalktım. Dedim ki selamun aleyküm. Aleyküm selam dedi. Dedim ki ya mutlu musun? Bir şey diyeceğim de ben bu adamı güya teselli vereceğim. Mutlu musun dedim. Anlamadım dedi. Mutlu, huzurlu musun? Tabii ya elhamdülillah dedi ya. Allah Allah iyi. Olama bak bir ayağı yok elhamdülillah diyor. Ondan sonra dedim ya daha mutlu olman için ne isterdin dedim Allah'tan. Ya mutluyum ama dedi, iki ayağım olsaydı çok mutlu olurdum dedi. Hakikaten mutlu olur muydun dedi, iki ayağın olsaydı. Tabii ya dedi, iki ayağım olsaydı ondan daha başka ne isterdim dedi. Dedim çok mutlu olurdun değil mi he? Ben de elimi koydum cebime. Vay be. Adama bak. İki ayağı olsa çok mutlu olurdu. Benim iki ayağım var mutlu değilim. Niye? Adamın bir ayağı var mutlu, iki ayağı olsa çok mutlu olacaktı. Ama ben iki ayağım var, niye mutlu değilim ya? Niye mutlu değilim? Adam da baktı ulan manyağın birisi ya nereden geldi bu şeyde? Böyle aşağıdan biri bakıyor. Dedim ki ben niye mutlu değilim dedim. Ne dedi biliyor musun bunu? Senin ayağının olduğundan farkında değilsin dedi. Sizin de öyle ha, ayağınız uyuştuysa. Ancak farkındasın. Ayağımızın olduğunu benim de haberim yok ha. Hakikaten iki ayağım var. Bak gülüyorum. Ama mutlu değil. Niye? Farkında değilim ki. Yaşadığımın farkında değilim. Yaşadığımın farkında değilim. Biz mutluluğu şarta bağladık. Şu işim olursa mutlu olurum. Şu olursa bu. La kardeşim bir su içmek bilmek bile mutluluğun sebebidir. Adam yutkunması yok, boğazını delmişler, buradan besliyorlar. Ama bak ben, elhamdülillah, sen de yutkunuyorsun değil mi? Ya bu nimeti bile ödeyemeyiz ya. Abi o havlu meselesini şey yapıyorsunuz ya. Abdest aldım. Havluyu tuttum. Güzel, daha temiz bir havlu kokluyor. Tuttum, sürünürken baktım ki, ulan ben varım ha. Yüzümün farkında vardım. Sürdüm ya bunu. Hakikaten suratım var benim ya. Vay be. Fe subhanallah. Kendimi bana hissettirdi havlu. Ben varmışım. Havluyla anladım. Çünkü bilmiyordum yüzümün olduğunu. O beni çok etkiledi ya. Ayağım var. Mutlu değil. Yazıklar olsun bana ya. Adam da şaşırdı. Aşağıdan kare diyor ki, arabada ya, sen diyor ayağının olduğunu farkında değilsin. Aferin sana. Ben sana bir dedi ki, ben sana bir kitap vereyim de dedi. Ayağını fark et dedi.
Baktım bir Risale-i Nur'dan küçük kitap verdi bana. O işi çözdüm. Ama çok etkilendi. Ondan sonra, bu akşamdan sonra canım sıkılıyor, moralim bozuk demeyesin. Ayağına bak, bir de çemle at be. Vay be. Ya şu merdivenden indiğinin farkında olacaksın Allah'ın izniyle. Fesu bak, su yutkununca bundan sonra hatırlarsın bak. Buradan beslenmiyorum elhamdülillah. Başka? Tüple nefes almıyor. Diyalize girmiyor. Ahiret önemli değil. Ecel gelse baki bir hayat var. Allah var, problem yok. Allah var mı? Var elhamdülillah. Her şeyin başında o mu? Bitti. Ondan hep hayır gelir. Dışarıda kavga gürültü olsa ya ne oluyor falan, kim var onun başında ya? Deseler ki güvenilir bir adam. O mu var? Ha tamam lan oturun şu güvenilir bir adam o işin ayarına. Kabirin, ölümün, hadiselerin başında kim var? Allah. Tamam oturun rahat edin. Allah işin başında. Bu bildiği gibi yapar. Demek ki kalbin bütün arzularında, mülk ve melekutunda tenezzühe, seyrana, cevelana muvaffak olduğu gibi. Görüyorsunuz değil mi oraya? Saadet-i ebediyede, rüyet-i cemaliyede, cemaline de muvaffak olursun denildiği vakit. Ne, bir de ne verecek biliyor musunuz bize? İnşallah bu sözümü hatırlarsınız. Allah'ın izniyle belki bir görüştük, bir de görüşemeyiz. Cennete gittiğiniz zaman bunları hep göreceksiniz. Bir de Allah'ın rüyetine mazar olacaksınız. Allah'ınızı göreceksiniz. Rabbinizi, ustanızı, sanatkarınızı göreceksiniz. Allah'ı görmek kadar daha bir şey olur mu? Sanatkarını ya. Allah Allah. Bu müjdeye bak. Miraçla anlaşılmış bu. Çünkü Peygamber Aleyhisselam kelamına ve rüyetine mazhar oldu. Ehadiyetiyle. Gidip geldi. Ve o kapıyı açık bıraktı ve müjde, bize müjde getirdi. Allah vaat etti diyor. Cennette herkese, cennete giren herkese rüyetini seviyesine göre gösterecek. Herkesin seviyesine göre. Vay be. Neler bekliyor bizi? Ya neler bekliyor kabir falan yılan. Ne alakası var? Cennette inşallah rüyetullah bizi bekliyor ya. Allah'ın izniyle. Ya fazla bir şey yapmaya gerek yok ha. Sen ya nerede o ben nerede? Ne öyle diyorsun? Ya müjde nerede ben nerede? Senden ne istendi de yapmıyorsun. Senden bulutun üstünden uçmanı mı istendi? Suyun üzerinde yürümeni mi istendi de yapamıyorsun ki ümitsizliğe düşüyorsun? Yok. Senden namaz istendi. Varsa kazanı kıl. İnternet, televizyonlardan, cep telefonundan uzak ol. Harama muhatap olma. Telefonlar, haramdan bahsetmiyorum. Telefonlar beynimizdeki enerjiyi boşaltıyor. Televizyonlar senin enerjiyi nasıl boşalttığını söyleyeyim. Koltukta elinde uzaktan kumandalı yatıyorsun ya. Gece yarısı kalk da git hadi yata. Nasıl gidemezsin? Çünkü bütün enerjini almış, koltuktan kalkamayacak hale geldi. Battaniye atıyorlar üzerine. Enerji boşandı. Günahtan bahsetmiyorum ha. Günah ayrı bir şey. Vücutta var olan enerji boşanıyor. Ve kalkamıyorsun koltuktan. Sinir pinetlemiş kalmıyorsun koltuktan. Cep telefonları da öyle. Kardeşim fazla bir şey ister mi? Haftada bir gün derse geleceksin. Kaza namazını kılacaksın. Kur'an okuyacaksın. 5-10 dakika bir şey okuyacaksın. O kadar ya. Çok mu zor? Ha, zaten yapmasan da öleceksin. Yaparsan da öleceksin. Dişinizi sıkın. Zaten yakında öleceksiniz yani. Az kaldı. Çünkü ölüm nimete kavuşmaktır. Ölüm çekirdek hayatından ağaç hayatı olmaktır. Ölüm zindani dünyadan bostanı cinana çıkmaktır. Ölüm ruhu cesetten çıkmasıdır. Ölüm cennette inşallah rüyete mazar olmanın sebeplerindendir. Allah Resulü diyor değil mi? Ölüm dünya ile ahireti kıyas edince zindani dünyadan bostanı cinana götüren, teris ettiren bir vasıta vesiledir. Ölüm kadar büyük nimet olur mu?
Böyle yaşanır mı sonsuz ya? 500 sene böyle yaşanır mı? Abdest tutamıyoruz, bel tutamıyoruz, burun tutamıyoruz, belli böyle böyle bir şey yaşanır mı ya? Yok kardeşim. Gideceğiz Allah'ın izniyle, harika bir ceset verecek bize olay. Denildiği vakit insaniyeti sukut etmemiş bir insan, yani bunları duyan bir insan, insaniyeti sukut etmemiş bir insan ne kadar derin ve ciddi bir sevinç ve surur kalbinde hissedeceğini tahayyül edebilirsin. Yani şu müjdeyi düşünebiliyor musun? Miraç'ta ve Allah seni muhatap aldı. Kim? Yani senin işte vekilin, peygamberin işte. Senin adına giden, senin ruhun da onun yanında emanetti. Seni muhatap aldı ve bunları sana müjde verdi. Ne kadar büyük nimet ya, merak etmeyin diyor. Kabir böyle geçecek diyor. Ebede şöyle olacaksınız diyor. Ruhunuz diyor cesetten kurtulacak. Millet şeyden korkuyor. Ondan sonra kapatayım diyeyim. İnsanlar Azrail'den korkuyor. Azrail ruhu öldürmüyor arkadaşlar. Kafanızdaki o yanlışı düzeltin. Azrail aleyhisselam ruhu cesetten alıyor, ruhu cesetten kurtarıyor, kafesten çıkarıyor. Kurtarıcıdır Azrail aleyhisselam. Peki ruhu kim öldürüyor? Ruhu günahlar öldürüyor. Günahlar ruhu öldürüyor, cesede gömüyor. Soruyorum o zaman. Ruhu öldüren Azrail midir, günah mıdır? Günahlar mıdır? Biz günahtan korkmuyoruz, Azrail'den korkuyoruz. Kurtarıcıdan korkuyoruz. Nasıl en çabuk bir marifet yapmış şeytan? Adama helal olsun ya. Azrail aleyhisselam bizim ruhumuzu çekip kurtarıyor. Küllü nefsin zayikatı mer. Her nefis ölümü tadacaktır. Küllü ruhun demiyor. Ruhlar ölmüyor. Aşıktan ölmez zaten. Ölen hayvanıymış. Ceset. Bak ceset, ruh. Tak alıyor. Cesette ölüyor. Bu ölüyor. O gidiyor. Kurtuluyor. Peki ruh öldürene günahlar öldürüyor. Ruh günahlar öldürüyor. Cesede gömüyor. Biz de Azrail'den korkuyoruz. Günahtan korkmuyoruz. Peki ruhun Azrail'i günahlar mıdır? Azrail midir? Azrail. Geceniz, gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki canı da aziz etsin. Nesillerinizden usul ve furularınıza Cenab-ı Hak merhamet etsin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Ya Rabbel Alemin, aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Erhamer Rahimin, razı olmayacağım bütün geçmiş günahlarımızdan tövbe. Razı olmayacağım bütün geleceğimizden de sana sığınıyoruz. Bütün geçmişlerimizden tövbe ediyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hürmet vaatine tövbemizi kabul eyle ya Rabbi. Nesillerimizden ve bay ecdadımızdan, babalarımızdan, dedelerimizden, usul ve furularımızdan her kim ahirete intikal etmişlerse bu maide-i Kur'an-ı sofradan hisselerini azim eyle ya Rabbi. Mekanlarının cennet bahçesi mi bahçe eyle ya Rabbi. Bizim de arkamızdan böyle dua edecek nesiller nasip eyle ya Rabbi. Hizmet-i maneviye Kur'aniye'de ihlasla, sadakatla, hizmette, takva ile, iştinab-ı kebair ve tesanüt sırrına tam mazar olan kulların zümresine ilhak eyle ya Rabbel Alemin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha'tıma selavat.